Şimdi biraz redresörden bahsettik. Aslında redresör dişin yarısı, buradaki belki de redresör kadar kritik aküler. Dolayısıyla aküler hakkında da bilmemiz gereken birçok şey var. Biraz onlardan sizlere bahsedeceğim. Aküler bildiğiniz gibi bir şarj yöntemiyle üzerindeki elektrik enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürüp depolayan ve ihtiyaç durumunda da bu depolanmış kimyasal enerjiyi tekrar elektrik enerjisine çeviren kaynaklara biz akü diyoruz. Ekranda fotoğraflarını gördüğünüz farklı tiplerde, farklı şekillerde, kapasitelerde, farklı markalarda aküler mevcut. AGM dediğimiz absorbed glass mat, yani cam elyaf yüne asit emdirilmiş anlamında kuru tip aküler. Bunlar kuru tip 2 volt hücre aküler de olabilir, 12 volt şeklinde blok aküler de olabilir veya farklı voltajlarda 6-4 gibi gerilimlerde de bulunabilirler. VRLA dediğimiz jel tip, bunlar bulk regulated lead acid, yani üzerinde akünün içerisindeki iç basıncı dengelemek için zaman zaman içeride oluşan hidrojen gazını dışarıya atabilmek için valfleri bulunan bu teknolojiye sahip jel tipi aküler. İçerisindeki kimyasalı jel kıvamında. Stasyoner dediğimiz bunlar daha çok sulu tip, yani üzerine elektrolit ilave edilen ve dışarıdan da elektrolitik seviyesinin kontrolü yapılabilen aküler. Nikel kadmiyum dediğimizde kimyasal olarak nikel ve kadmiyumdan oluşan, yine içerisinde bir asit ile donatılan şu ortada gördüğümüz akü tipleri. Diğerleri kurşun asit aküler, tamamı hücre voltajı olarak 2 volt ve bunun türevine göre dizayn edilmişlerdir. Ama nikel kadmiyum aküler 1.2 volta göre dizayn edilmiştir. Bunun dışında mesela lityum iyon akü teknolojisi de mevcut. Çok çok kritik yerlerde istenebilir mi? Evet. Şu anda Türkiye'de nikel kadmiyum aküyle redresör henüz hiç kullanıldığını görmesem de, çok nadiren kullanıldığını görsem de, lityum iyonla ilgili şu ana kadar gelmedi. Ama önümüzdeki dönemde biliyorsunuz, bu özellikle araç şarj sistemlerinde bu lityum iyon teknolojisinin biraz daha yaygınlaşması ve genişlemesi sonucu bu akü teknolojisi redresörlerde de kullanılabilir mi? Evet, çünkü hem ömür hem performans hem kapasite miktarı olarak diğer kurşun asit akülere göre daha avantajlı. Özellikle şarj süresi konusunda kurşun asit aküler 8-10 saat gibi bir sürede şarj olabilirken, onlar 30 ila 60 dakika arasında şarj olma özelliğine sahiptir. Evet, aküler hakkında bilmemiz gereken bazı kritik noktalar var. Aküleri alırken, seçerken veya kataloğuna bakarken genelde görürüz. Ömür beklentisi diye bir kavram yazar. Ömür beklentisi, bu akünün o kadar yıl kullanılabileceği anlamına gelmeyen bir miktardır. Bu akünün float şarj veya tampon şarj altında bekleme süresidir. Yani akü hiç şarj deşarj olmayacak. İdeal 23 derece oda sıcaklığında duracak. Ve bu şartlarda tampon şarj altında beklerken, örneğin 10 yıl yazıyorsa bu akünün ömür beklentisinde, 10 yıl boyunca orada göreve hazır şekilde bekleyebilir demektir. Ama biz bu aküyü ne kadar kötü şartlarda, hava iklim şartlarında kullanırsak, işte düşük sıcaklıklarda veya yüksek sıcaklıklarda veya fazla sayıda şarj deşarj edersek, bu akünün ömrü 10 yıldan aşağıya doğru düşüyor. Veya akünün belli zamanlarda derin deşarja düşmesi sonucu yine bu aküyü pekala 6. ayda da çöpe atmamız olasıdır. Dolayısıyla oradaki ömür beklentisinin ne olduğunu iyi bilmek gerekiyor. Akülerin derin deşarj hassasiyeti var. Yani genelde kurşun asit akülerin derin deşarj hassasiyeti mevcut. Nikel kadmiyum akülerin de öyle, ama mesela lityum iyon bataryalar bu konuda daha
performanslar. Dolayısıyla onları sonuna kadar da bitirip tekrar şarj edebilme özelliğine sahibiz. Akülerin cycle sayısı, yani bir aküyü aldıktan sonra bu akülerin ömürleri aynı zamanda cycle sayısıyla da hesaplanır. Kurşun asit akülerde ortalama 1000-1500 cycle'dır. Yani 1000 veya 1500 defa şarj deşarj döngüsüne tabi tutulabilir demektir. Bu kadar şarj deşarj olduktan sonra artık o akü ömrünü tamamlamış sayılıyor. Üretim tarihine de dikkat etmek gerekiyor akülerin. Burada son 6 ayda üretilmiş aküleri kullanmak gerekiyor. Bunun da sebebi self deşarj dediğimiz akünün dolu halde beklerken kendi iç direncinden dolayı kendi içerisinde küçük akımı dolaştırarak 6 ay gibi bir sürede derin deşarj sınırına kadar inme riski var. Dolayısıyla orada 6 ay geçtikten sonra derin deşarj sınırını geçtiği için akünün kutu kuşları gerilimi orada da sıkıntıya girebiliyor. Akünün çalışma ortam sıcaklığı mümkün ise eğer 22-23 derecede sabit tutulmalı. En uzun ömürlü şekilde bu sıcaklıklarda çalışıyor. Aynı standarda sahip aküleri aynı grupta çalıştırma, bu da önemli bir faktördür. Örneğin bir string oluşturduk. 110 volt için diyelim retresörde 9 tane akümüz var. İçinden bir tanesi şişti veya patladı. Bunu değiştirirken aynı marka, aynı model, aynı kapasitede bir akü koymak gerekiyor. B markanın bir aküsünü oraya koyduğumuzda beklenen performansı göstermeyecek. Belki de diğer akülerin de performansını etkileyecektir. Çünkü akülerin iç dirençleri markadan markaya değişebiliyor. Kapasite miktarları fark edebiliyor. Farklı farklı özelliklerde olduğu için bunları aynı grupta olmasına ve aynı kapasitede olmasına dikkat etmek gerekiyor. Mümkünse akülerin TSE-CE yeterliliklerine bakmak gerekiyor. Bunun yanı sıra eğer daha kritik bir proje ise Eurobat ailesine mensup Eurobat belgeli Avrupa menşeili akülerde tekrar kullanılabilir. Şimdi akülerle ilgili bilinmesi gereken bazı kavramlar, belki birçoğunu zaman zaman hepiniz duymuşsunuzdur ama bir üzerinden geçmemde fayda var. Belki ilk defa duyan arkadaşlar vardır. Akülerde hücre ya da sel dediğimiz şey, hücrenin kurşun asit aküler için 2 volt, nikel katmanlar için 1.2 volt gerilimi sağlayan en küçük birimine hücre diyoruz. Blok dediğimizde bu hücrelerden yan yana getirerek seri şekilde bağlantı yaparak oluşturduğumuz ünitelere biz blok diyoruz, akü. Örneğin 12 volt akülerin tamamı blok akü. Yani içerisinde aslında onu parçalarsanız içerisinde 6 tane 2 volt gözlem oluştuğunu göreceksiniz. Dolayısıyla gerçekte 12 voltluk tek bir akü ünitesi mevcut değildir. Stasyoner veya standby dediğimiz akü veya yedekte çalışma özelliği, akülerin sabit gerilim altında sürekli olarak şarjda tutulması olayına deniliyor. Redresörlerde kullanılan aküler genel olarak yani stasyonerdir. Yani o akü sadece şarj altında bekler. Zaman zaman enerjinin kesilmesi durumunda ancak devreye girip de şarj olur. Bunun tam karşıtı mesela ne olabilir? Mesela solar sistemlerdeki bir aküyü düşünün. Oradaki özellikle jel aküler kullanılıyor. Akü gün içerisinde güneş varken şarj oluyor. Gece akşam güneş kaybolduktan sonra deşarj olmaya başlıyor. Ertesi gün yine şarj, tekrar deşarj. Bu şekilde sürekli bir döngünün içerisinde. Onlar stasyoner değil. Redresörlerde kullanılan aküler stasyoner oluyor. Kesme gerilimi dediğimizde akünün boşalması için izin verilen en düşük gerilim değerine diyoruz. Bu gerilim değeri 1.6 volt, 2 volt hücreler için. Bazı projelerde akü daha uzun ömürlü kullanmak için 1.7, 1.6, 1.6, 1.8 hatta 1.9 gibi gerilim seviyelerinde de şartnamelerde istenebilir. Derin deşarj dediğimizde akünün izin verilen kesme geriliminin daha altına kadar deşarj olması durumudur. Deşarj işlemi aküden enerji çekilmeye
başlanması durumu. Şarj akünün doldurulması prosesine diyoruz. Tampon şarj veya float şarj dediğimiz akünün sürekli sabit bir gerilim altında şarja tutulması. Daha spesifik bir şey söyleyelim. Mesela 12 voltluk bir akünün tampon şarjı ortalama 13 ile 13.5 volt arasındadır. Burası da o gerilimde sabit olarak. Buz ya da hızlı şarj dediğimiz boş bir akünün %90 doluluk seviyesine getirilmesi için yüksek akımla şarj edilmesi olayına diyoruz. Dolayısıyla bir deşarj olmuş bir aküyü doldurmak için redresörler önce buz şarj modunda %90 doluluk seviyesine gelene kadar yüksek akımla şarj eder. Akü bu doluluk seviyesine ulaştıktan sonra redresör bunu ölçerek hesaplar. Daha sonra otomatik olarak tampon şarj moduna dönerek mesela buz şarjı ortalama 14-15 volta kadar çıkan bir gerilimde şarj ederken float moduna geçtiği zaman 13.5'a çeker ve orada uzun süre beklemesi için aküyü şarj altında tutar. Self deşarj dediğimiz özellikle az önce anlattım. Aküleri depolarda beklerken kendi kendine boşalması, kapasite kaybetmesi anlamına geliyor. Döngü ya da cycle dediğimizde akünün sabit akımla belli bir kesme gerilimine kadar deşarj edildikten sonra tekrar tam kapasitesine ulaşana kadar doldurulması. Yani bir deşarj artı bir şarj akünün bir cycle'ı anlamına geliyor. Bu da ömür hesaplarken, akünün ömrüne bakarken önemli bir faktördür. Örneğin 1000 dediği zaman her gün 365 defa şarj deşarj edeceksek bir aküyü, bu demektir ki 3 yıl sonra bu akünün ömrü bitecek demektir. Ömür lifetime dediğimiz akünün sabit sıcaklıkta 20 derece, 23 derece ortamda tampon şarj altında kullanılması için geçmesi gereken süredir. Bu da ortalama 40 amper saatin altındaki aküler için 5 yıldır, 40 amper saat üzerindeki aküler için de ortalama 10 yıldır. Ama mesela nikel kadmiyum aküler için bu 20 yıldır. Farklı mesela kurşun asit aküler için de aynı şekilde 18 veya 20 yıl bir ömür beklentisine sahiptirler. Şimdi sıcaklığın aküler için neden kritik olduğu, neden 23 derecede çalışması gerektiğiyle ilgili bir slide koydum buraya. Şimdi aküler çalışırken sıcaklığa göre mesela farklı kapasitelere sahip oluyorlar. Örneğin bir 100 amper saat akünün aslında kapasitesini hesaplarken yanında yazar. Der ki 20 derece sıcaklıkta 100 amper saattir. Veya der ki 25 derece sıcaklıkta 100 amper saattir. Çünkü farklı sıcaklıklarda kapasite ölçümünü yaparsanız akünün farklı değerler çıkar. 25 derece sıcaklıktan sonra her 1 derece için akülerin kapasitesi %1 artar. Eğer sıcaklık aşağı doğru düşüyorsa da %1 eksilir. Bu şu anlama geliyor. 23 derecede 100 amper saat olan bir akü 40 dereceye geldiğinde yaklaşık olarak işte 120 amper saate yakın bir kapasiteye sahip oluyor. Veya -5 derece sıcaklık olduğunda aynı akünün kapasitesi 80 amper saat gibi davranıyor. Dolayısıyla redresörleri anlatırken bir de ısı kompansasyon veya sıcaklık kompansasyonu diye bir özellikten bahsettim. Redresör mesela sıcaklık düştüğü zaman 100 amper saat aküyü şarj etmem için gereken akü akım kapasitesi ne kadardı? %20'si ile %10'u arasında. Diyelim ki 20 amperle boş olduğunu varsayarak akünün dolduruyorum. -5 derece sıcaklıkta akünün kapasitesi bu sefer ne oldu? 80 amper saat. Dolayısıyla 80 amper saatin %20'si ne yapıyor? 16 amper. Benim ısıl kompansasyon kitiyle bu sıcaklığı ölçüp şarj akımını 20 amperden 16 ampere düşürmem gerekiyor. O aküyü bu sefer yüksek akımla şarj etme riskini
göze almamak için, bu problemi yönetebilmek için ısıt şarj kompansasyon sistemi de redresörler üzerinde bu fonksiyonu sağlıyor.